Ben Pervin Kavurt. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bileklik çalışması var. İki renk çalıştım. Gri, turkuaz ve kahve tonlarında çalışma. Ben bugün çalışmada bu rengi çalışacağım. Başlayalım. Çift iğne ile bu çalışmayı yapacağım. İğneme kristallerimi aldım. Ve çaprazladım. Şimdi tekrar boncuklarımın içerisinden iğnemi ilerletiyorum. Dörtlü bir grubumuz oluştu. Bir iğneme yine 5 adet kum boncuk, diğerine de 2 adet aldım. Boncuklarımı kaydırdım. Son 3 boncuğumun tersinden geçerek çaprazladım. Şimdi yine boncuk alacağım. Bir iğneme 2, diğer iğneme ise 2 boncuk alacağım. 2 boncuk aldım. Papağan kapamamı aldım. Yine 2 adet diğer iğneme boncuk aldım. Ve yine çaprazlama işi yapacağım. Bu şekilde kapamamızı takmış olduk. Boncukların içerisinden yine bir tur atacağım ki işim sağlam olsun. Evet, şimdi ikinci iğnemdeki sağlamlaştırma işini gerçekleştireyim. Boncuklarımın içerisinden yürüyorum arkadaşlar. Kristalimden çaprazlıyorum. İşim bitti. Şimdi diğer iğnemle de aynı işlemi yapıyorum. İşim şu şekilde. Şimdi kristalime bu iğnemi geçireceğim. Diğer iğnemi de aynı şekilde karşısındaki kristale getireceğim. İğneme 8 adet kum boncuk aldım. Misinamın çıktığı boncuğumun tersinden geçtim. Etrafını boncukla sarmış oldum. Bakır boncuğumdan sadece bir adet geçtim, ilerledim boş olarak. Şimdi iğneme 3 adet turkuaz rengi boncuğumu alıyorum.
Boncuğumun tersinden ve öndeki boncuktan geçtim. Şimdi sayılarımız sıra sonuna kadar 2'ye düşecek. 2 boncuk aldım. Son turkuaz boncuğumun içinden misinamın çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan geçtim. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda son boncuktan da aynı işlemi yapacağım. Kristalimin içerisinden iğnemi boş olarak yürütüyorum. Şimdi iğnemi bıraktım. Diğer misinama geldim. Diğer iğneme yine 8 adet kum boncuk aldım. Kristalimin tersinden geçtim. Bir boncuk ilerledim. Başlarken 3 boncukla başlıyoruz. Daha sonra sayılarımız 2 boncuğa düşüyor. Misinamın çıktığı boncuğun gerisinden ve kendinden geçtim. Şimdi 2 adet boncuk aldım. Misinam mavi boncuktan, misinamın boncuğundan ve gelen boncuktan geri taraflarından geçtim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Evet, şimdi kristalimin içinden geçtim. Bu bölümde işim bitti. Diğer iğnemi aldım. 5 kum, 1 kristal, 5 kum aldım. Misinamın çıktığı boncuk tersinden geçerek çaprazladım. İşim şu şekilde oldu. Diğer iğnemi alıyorum. Ona da aynı sayılarla boncuk koyuyorum. İğneme 4 tane kum, fakat bu sefer ortaya geldi bakır rengi boncuğum. Misinamın çıktığı boncuk. Biz kristalimizden iğnemizi çaprazlayacağız. Çaprazladım. Şimdi tam aksi renkte alıyorum bakır. 4 adet de gümüş rengi boncuğumu iğneme geçiriyorum.
kristalimin tersinden çaprazlıyorum. Biz orta bölümü bu şekilde hem iplerini kapattık hem de bir görüntü elde ettik. Şimdi kristalimin içinden çaprazlıyorum. Diğer iğnemle de aynı işlemi yapacağım. Evet, alttaki kristalin sağından ve solundan bizim iplerimiz çıkmış oldu. Bir iğneme 5 adet, diğer iğneme 2 adet boncuk aldım. Kaydırdım. 5 adet aldığım boncuğun son 3 boncuğun içinden geçtim ve çaprazladım. İşim şu hale geldi. Şimdi bizim bir motifimiz burada bitmiş oldu. İkinci motife geçiyorum. Dikkat ederseniz kristalleri çaprazladıktan sonra kum boncuklarla kenarlarında ikişer adet kalmalı. Yeni başlayacağımız sırada da aynı sayıyla almak zorundayız. 2 boncuk aldım. Diğer iğneme de 2 boncuk aldım. Şimdi kristalimi alıyorum ve iğnemi çaprazlıyorum kristalden. Evet, yeni bir motifteyiz. Aynı şekilde bu motifi çalışacağız. İğneme, bir iğneme bir kristal aldım. Diğer iğneme 2 kristal aldım. Ortadaki kristalleri yine dörtleyeceğim. Çaprazladım. İşim bu şekle geldi. Şimdi kristalimin etrafını saracağım. Bir boncuk ilerledim. Bir evvelki motifte nasıl çalışmışsak burada da aynı şekilde çalışacağız. Evet, işimiz bu şekilde kristalimden çıktı ipim. Şimdi elde çalışalım. Kristalimin etrafını kum boncukla saracağım. 8 adet boncuk aldım. Kristalimin tersinden geçtim. Halkamı oluşturdum. Bir boncuk boş olarak ilerledim. Evet, aynı işlemleri burada da tekrar ediyorum. 3 adet boncuk aldım. Misinamın tersinden, misinamın geçtiği boncuğun tersinden ve önündekinden geçtim. Boncuk sayımız yine 2'ye iniyor. Mavi boncuğumun gerisinden, ipimin misinamın çıktığı bakır boncuktan ve öndeki boncuktan geçtim. Bu şekilde işi sürdüreceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Sıramın sonuna geldim. Son boncuğumu taktım. İşimiz bizim bitti. Şimdi boncuğumun içinden geçiyorum ve alttaki boncuktan ters geçtim. İşim bu şekilde. Şimdi diğer iğneme geçiyorum. Kristalimin içinden boş ilerledim. Buradaki işlemleri bu tarafta da yapacağım.
İğneme yine 8 adet boncuğumu aldım. Kristalimin tersinden geçtim. Döndürdüm. Yaptığımız işlemler hep aynı. Bir boncuk boş olarak ilerledim. Şimdi iğneme 3 adet turkuaz boncuğumu aldım. Bir sinemanın çıktığı boncuk ve önündekinden geri taraflarından geçtim. Bir üçlü grup oluşturdum. İğneme 2 adet boncuk aldım. Turkuaz boncuğumun gerisinden, misinamın çıktığı boncuktan ve bir sonraki boncuktan ilerledim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. İğneme ortadaki boncukları alıyorum. Kristalimin tersinden geçerek çaprazlıyorum. Evet, bu şekilde oldu. Bıraktım. Diğer iğnemi aldım. Kristal almadım çünkü ortak kullanacağım kristalimi. Kristalimin içinden geçtim. Bu şekilde halletmiş oldum. Diğer iğneme de bir bakır, dört gümüş aldım. Ve çaprazlama işlemi yaptım. Evet, iki motifimiz bu şekilde oldu. Şimdi boncuklarımın içerisinden çaprazlayacağım kristalimin. Evet, bu kristalimin de çevresini boncukla saracağım. Evet, bir iğneme 5. Diğer iğneme 2 boncuk aldım. Boncuklarımı kaydırıyorum. Son 5 tane boncuğumun üçüncüsünden son üçüncüsünden çaprazlıyorum ve kristalimin etrafını sarmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu şekilde 8 adet motif öreceğiz. Ben bu motifleri örüp karşınıza gelmek istiyorum. İşimin sonuna geldim arkadaşlar. Kapama kısmını takmak istiyorum zincirinle. Bir iğneme 3 adet boncuk aldım. Diğer iğneme ise 5 adet kum boncuğumu alacağım. Ve çaprazlıyorum. 3 boncuktan çaprazladım. İşim şu şekilde. Şimdi zincir takacağım. Bir iğneme 2 adet taktım. Zincirimden geçirdim. Artık tek iğneye düşebilirim. Ve 3 boncuğumun tersinden tekrar çaprazlayacağım. İşim şu şekilde oldu. Biraz büyütelim ekranı. Tekrar içinden boş olarak geçerek
İşi sıkılaştırmak istiyorum. Tekrar boncuğumun içinden yürüyeceğim. İp hizalarından, misine hizalarından her zaman için geçiyoruz. Kristalimden geçtim. Devam ediyorum. Yine kristalimin içinden ilerliyorum. Bu iğnemi artık kapatabilirim misinasını. İşimi bitirebilirim iğneyle. Keselim. Diğer iğnemdeki misinayı da yok etmek istiyorum. Aynı işlemi burada da yapacağım. Boncukların içerisinden ilerleyeceğim. Kristalimin içinden geçmek istiyorum. Ters çevireyim. Arka bölümünde işi düğümleyeceğim. Ve çalışmamız bu şekilde bitmiş olacak arkadaşlar. Tabii ki keseceğiz ve yakacağız. Çalışmamız bizim bu şekilde. Şimdi bunun boyunu da ölçelim. Ne kadar geliyor? Biz 8 motif yapar isek 15 santim ediyor. Zincir ve kapamasına istediğiniz boyutu elde edebilirsiniz. Çalışmamız bu şekilde. Evet. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Her zamanki söylediğim gibi sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.